Sovyetler Birliği'nde mesleki Türkler olarak adlandırılan Türkler, yerleşmiş oldukları bölgelerde devletin bir desteğini alarak sosyal yaşamlarında yeni sayfa açıyorlardı. Ne acıdır ki 1989 yılında iki kardeş Özbek ve Anıtka Türkleri karşı karşıya gelmiş, tarihe Ferdana faciası olarak geçen olaylarda yüzlerce insan hayatını kaybetmiştir. 1989 sene yaşam Özbekistan'ın Taşkın vilayetinde yaşadık. 89. yıl yaşam o yıllar yaşayan dönemlerde biz Özbeklerden hiçbir ne davamız, ne bir kötülüğümüz, ne bir aramızda bozgunluk var. Ancak 89. senenin iyi yolculuğunun günü eşittir ki televizyonlarda haber alıyor ki Türklerine Ferdana Vadisi'nde Türklerine Özbekler bir dava açmış. Bu davanın sebebini öğrendik ki televizyondan pazarda yani al ve eden vaktinde iki tane delikanlıyla birbirine sözleri kaçmış. Çigeler alıversinler. Biz buna hiç inanmadık. Zandık ki ele böyle bir olup geçendir. Sonra baksak gittikçe bu havalandı. Çok bir savaşa döndü. Onda bir birlik diyen bir partiyanın başlığı Polatuk'un şeysiyle, vasıtasıyla kurulan bir davaymış buraya. İstikrarı sağlamak ve savunmasız insanları koruma amacıyla bölgeye gelen Sovyet askerleri büyümekte olan katliamları örmüyorlardı. Bunun en büyük örneği Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı Rishkov ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İçişleri Bakanı Bakatel'in bölgeyi ziyaretiydi. Türklerin Anıtkale bölgelerindeki bazı engelleri kısa bir zamanda yeni zorluklar getirdi. Tarih 12 Temmuz 2002. Krasnodar bölgesi Krimski ilçesi. Ferdana olaylarından sonra Rusya'nın Krasnodar bölgesine yerleşen Anıtka Türkleri 12 yıldır eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler pasaportu taşımaktalar. Genel yönetim ise bu insanlara oturma müsaadesi hakkını tanımıyor. Krasnodar valisi Aleksandr Tkaçov, yasa dışı mülteciler adıyla Anıtka Türkleri'ni bölgeden uzaklaştırmak istiyor. Anıtka Türkleri Uluslararası Vatan Cemiyeti'nin Krasnodar temsilcisi Server Todorov anlatıyor. Tıkaçuk, Açuk, Aydın, televizyonda, günlerde, ele hafta geçmesin, Türkler'e iftira etmesin. Türkler şuraya cevap, bunlar bunda lazım yok, bunlar Müslümandır, bunlar bize uymuyor, biz onlara uymuyor, bunlarla yaşamak olmaz, mümkün değil. Krasnodar bölgesinde 127 millet yaşıyor, 127 millet yaşayanlarda 128. millete niye bu, ne çünkü? Hemen Türk olmaza göre, hemen Müslüman olmaza göre yaşatmak istedim, bunu da açık diyelim. Hem de diyelim ki, beni bu siyasetimi bu tür destekliyor. Bizim hiç yoktan suçsuz milletimizin Türkler sürmeye hiç kimsenin daha yoktur. Biz direneceğiz, mümkün duracağız, kendi insanın hakkımızı talep edeceğiz. Gene Gürcistan'a gidelim. Gene Allah türlü şey kuruyor, ne olacak? Sağlığımız yok. Türkiye'de haberlere, her gün Türkiye'nin haberlerine bakıyoruz. Reklamlıkların haberinde efendim, kedisi deli olmuş diyorlar. Biz o kediler de yukarıyatımız yok ki bu ev. Rakıya'da ki yaşıyor. Nereye yaşıyoruz bilmiyoruz. Server Todorov'un eylemi durdurma ricası üzerine 10 gün sonra ölüm oruçlarına son verildi. Salı Kibar Bey tepkilerini şöyle ifade ediyordu. Biz yani Aksa'dan 46 bin büyük olanları, hayır davan olanları savaşa gettik. 26 bini telef oldu. 20 bin gelip topar, ayaksız kalır. Ha, bir de ben ayaksızım. Gelip bunların şimdi bunlar
bizim halı ülkede, yani o zaman biz askere giden de Türk'üdür. Şimdi bu yani ne bu Türk'ü? Uzaksın diyor. Çalın çocuğunuzun, Türk halkısın. Kan dökmüşüm, ayaktan ayrıldım. O ayakım yok, öbür yoldan geçer. Ben de Türk'üdür. Kurtuluş savaşı da. Şimdi yani biz başka Türk müyüz? Gene o Türk'ü. Türk, cavil, cavan oğlanlardan 26 bini telefonum gelmedi. 20 bini geldi. Şimdi bu Rusya'nın abi Krasnodar ülkesinde 12 bin can Türk sığmıyor. Nerede bunun adaleti? Bunun hakikati nerede? O zaman hükümete inanıyordu. Hükümet diyor. Şimdi biz için hükümet yok. Türk halkına yani asla Türk'üne hükümet yok. Taşkene sürüldü. Yerimizden Gürcistan'dan vatandaşlarımız sürülmüş. Oradan Özbekistan'a sürdüler, Özbekistan'dan da buralara sürüldü. Gelen yere sürdüler. İşlemeye çıkın gitme. Buradan çıkın gitme, nereye gidelim? Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra zorluklarla savaşan Ahıska Türkleri garip, sahipsiz, kaderlerine terk edilmiş durumda. 58 yıldır ata yurtlarına dönemeyen Ahıskalıların sorunlarının halli artık bağımsızlığını kazanmış olan Gürcistan'a bağlı. Sovyetler Birliği onun adına göre bu insanların problemleri hangi ülke üstlenerek devlet düzeyinde çözüme kavuşturacaktır? Kurulun savaşından önce TRT kurulumuza da çok teşekkür etmek istiyoruz. Buranın bu belgeseli bizim için hazırladıklarından dolayı.